takılırız. Sohbet muhabbet. Demokrat yoldan gideceğim. Ama Limited'dan gideceğim. New Deal'dan Limited gideceğiz. Limited'dan sonra zaten 300 sivile direkt yapabiliyorsunuz. Ne derler bunu? Ekonomi değiştirebiliyorsunuz. Direkt sivilden ekonomiye geçeceğiz. Pardon, 600 sivile. 600 PP'ye sivilden ekonomiye geçebiliyorsunuz. Özür dilerim. Grid depresyonu zaten VPA ile devam edip şuradan hemen gideceğiz. Neyse zamanda o. Yok, exploit yasak. Exploit her türlüsü yasak. Oğlum ne exploitler var? Ben zamanında Paradox'a yazdım. Neler neler vardı dayı ya. Oğlum ne çok garip şeyler vardı ya. Efendime söyleyeyim, böyle 30 bin soft ataklı piyade mi dersin? Birini zamanında Batuhan'a göstermiştim. Demiştim bu ne ya? Metehan da chat'te sahile hatırlar. Neler neler vardı dayı. Neler neler vardı. Burada direkt lobi görevlerini yapmamız lazım. Bu yolun istediği en önemli şey senatör desteği. New Deal'dan sonra VP'ye, ondan sonrasında zaten şunları alıp hemen döneceğiz. Çok PP gidiyor ama bu yolda. Zaten direkt sizi var ekonomiye de geçirebiliyor. 50 var support ulaşırsan eğer. Tabii şunu silmek gerekiyor. Ya normal modda MP yapsanız öte. Olmuyor ki, çok 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 yetersiz. Aniye çok yetersiz. Yani toprak al ver bile bir opsiyon olarak gelmeye başlıyor gözünün bir yerden sonra. Batıyor yani abi her şey. Merhabalar Sayın Federer. Ya geç RP he. Ne istiyorsun lan? Avrupa'da Yüzüne yumruk demokrat attın mı Hitler'i? Oh rahatladım. He ne istiyorsun? bir Avrupa'da demokrat bir anman görmek ister misin? Hayır istemem. Aa niye? İstemiyorum. İyi peki siz bilirsiniz. İstemiyorum. Hatta şimdiden açık açık söylüyorum. Avrupa'yı paletlerim altında ezeceğim. Sen de yıkıntıların arasında kalacaksın. Bu yılın Tabii arasını efendim. sıkışacak. Tabii efendim. Tabii. Hadi bakalım. Er meydanında gelesin. Demokrat olacaksın. Bekliyorum. Bekliyorum. Senin suratın el vermiyor demokrat olmaya. Oh be. Tamam, ben zaten bu hükümeti yıkacağım. Önce kendi hükümetini yıkarsın. Bundan sonra bilinsin. Bundan böyle Adolf Hitler ancak kendi hükümetini yıkar. Zaten Adolf Hitler gitmeyeceğiz. Umurumda değil. Gelip geçici bu arkadaş. Ben Hiç sevmiyorum bu arkadaşı. umurumda değil. İster sağdan ister soldan. Biz Almanya'nın üzerinden geçeceğiz. Valla İngilizler sizi teklif etti ama siz bilirsiniz. Hiç umurumda değil. Onların da üzerinden geçeceğiz. Var mı başka sorun? Tabii. Görüşmek üzere. Hadi. Ya dalgasına diyorum ya. Normal RP'de yapamadığım şeyleri yapıyorum oğlum işte. Aslında normal RP'de yapamayıp da yapabileceğim şey şu an sövmek senin o bıyığını diye, ama işte kendi politikalarımız. Senato görevi ne oluyor? Ya hem görev veriyor size şunu şunu yap diye hem de şey yapıyor işte ya. Bu yolda gerekli. Normal tarafsız metro yolu da gereksiz de bununla gerekli ya. Evet, hoş geldin. Heh, söyle. Yavaş abim. Heh. Abilerle ne gidiyorsun abim? Demokrat, öküz He. gibi. Ya o demokrasi boş iştir daha. Sen onu bir dönsen başka bir yol gitsen. Demokrasiden dönenlerin cezası demokrasiyle geri tanışmaktır, haberin olsun. Vay, tamamdır. Ben bunu yazdım bir kenara. Yaz. Hatırlatırım. Sen de yaz. Sonra hatırlatırım sana. Hadi bakalım. Hadi. Hangi devletler var? Majoların hepsi Türkiye, Portekiz, İsveç'te minor. Çin'e yani. Bu nasıl bu RP? RP değil ki. RP olur ki bu sarı. Toprak istiyorum senden. Nereye? Valla normalde Seydon'u isterdim. Sen onu Almanlara satmışsın. Almanlar seni teklif etti vallahi, çok kötü. Ben demokrat olayım, gel ittifak olalım. İngiliz aramızda bölüşelim dedi. Ben dedim yok. Yani faşist adamlar, ne bekleyelim ki? Ama yine de toprağını satmışsın. Beni biraz gocundurdu. Fiyatına göre anlaşıyoruz. O yüksek verdi. Dedik ne oluyor? Sen kaç istiyorsun şu lastiğe? Yani komünistler 4 verdi, satmadım. Sen 5 versen olsun. Lan komünistler 4'e satmamışsın. Ben komünist miyim? Sen demokrat dostumuzsun işte, sana öyle. Tamam işte, ne bana kazık tarife mi? Ben ona 5'e yapıyordum işte, 5'i kabul etmedi o. Öyle bir şey denedik, kazıklayamadım. Sana geldi. 5 yap. 5'e Northburn'a senin karın olur. Sen bana 4'e sat, erkenden al fabrikanı git. Tamam, 4 ver, kabul. Ne güzel iddia olur işte. Aha da verdim. Güle güle kullan. Daha karın olur. Küfür değil. Daha bir. Harbi mükemmel. Harbi yapmıyoruz ki. O ne lan? Boğazlar niye böyle gözüküyor? Bu Montreux'u kabul mü etti ya? Aa, ya da yarı zamanlı bir şey etti. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ne lan bu? Garip. Senato desteğini alalım. Direkt Limited'a gidip sonrasında PP safe'leme gideceğiz. Oğlum küfür değil o ya. Karın olur ne demek biliyor musun? Hani ömür billah yanında kalır anlamında. Hiçbir deyim bilmiyorum lan. Araba alırken de olur, hani böyle 30 yıllık bir araba alırsın, bu araba senin karın olur, ömür billah yanında kalır, o anlamda. O nasıl deyim? Araştır, var öyle bir deyim. Birazdan buhranın kokusu gelecek. Limited'a da gittiğimiz anda şu İspanya'ya ve Çin'e müdahale edebilirim. Bir senatör daha gelmesi lazım. 10 gün sonra aynen bekleriz, açarız. Gerçi
Buhran ikincisi de gelecek ama neyse. Boğaz konusunu bir soracağım ya. Merak ettim, aklıma yatmadı çünkü niye öyle olduğunu. Buyurun efendim. Boğazlarda ne oldu? Boğazlarda ne oldu hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Boğazları bizim ülke çok karışık zaten ya. Atatürk ölecek diyorlar, bilmiyorum. Sen yarı yarı şey yapmışsın ya boğazları. Hani açmışsın ama aynı zamanda da açmamışsın. Kafalar karışık ya, galiba. Kafalar karışık, evet. Yani her şey doktorlara bağlı. Doktorlar şey yaparsa, atamızı hayatta tutarsa devam, yapmazsa Avrupalı devletlerin kuklası olacağız gibi duruyor. Anladım. Peki efendim, biz kötü efendim, siz bizi Avrupa'da korumayı düşünüyor musunuz peki, demokrat olaraktan? Bakalım İngilizler şey yapacak, bize girecek muhtemelen. Bakalım. Yani, ki biz İngilizler yani konuştuk, Almanlarla şeyler düşünüyorlar gibiler. Aynen. Halledilir ya. Efendim yardıma ihtiyacımız var, çok müşkül durumdayız. Valla hepimizin yardıma ihtiyacı var, ne diyeyim ki. Valla efendim, o yüzden ben size Washington'da iyi dinlenmeler diliyorum. Hadi hadi görüş. 36 submarine'e geçiş yapalım. Kaç submarine'im var benim? 72. Sam'dan bir şu kadar bastayı. Japon da şimdi faşo, biraz sıkıntı olacak. Bu kadar düşman biraz fazla. Limited'da gittik. Şu gelecek, ona gideceğiz. Evet, 600 pp bekliyoruz. Sonrasında civilian ekonomiye geçiyoruz. Volunteer atalım bir de. Sovyetlerin elinden neden gold reserve'ı çalmayayım ki? Ay senin dünya tansiyonuna. Neyse. Buna da gitmeye hazırız. Bittikten sonra buna da tıklarız. Geldi zaman. Zaten war propaganda aldığımız zaman çok güzel olacak. Oradan direkt partial'a zıplarız. Milyoneriz. Yani deep charge gerekli gibi duruyor. Ona bir bakarız. Submarine sayısını acilen tam istediğim sayıya kadar basmam lazım. Sonra zaten sıfırı da gireceğiz. Senato sayım yetiyor mu? Evet yetiyor. War propaganda'ya da yetiyor. Tamam, şu andan itibaren PP biriktirebilirim. Şimdi İngiliz ama %99 bize doğru gelecek. Çünkü belli o biraz. Yani kolop deneyecekler muhtemelen. Ajanlığı bir gidebilirim. Şimdiden gidelim. Şunu aldığımız anda rahatız. Atom gidelim. Gideriz. Atom bol bol gideriz. Zaten çok güçlü bir medium uçağa basacağız. Onun kadar da güçlü bir strat basarız. Kesti atarız. Karışık. Aa, kafama tüküreyim. Ben niye bunu almadım ya? Evet, bir şey eksik diyorum. Free trade almayı hep unutuyorum bu ülkede. Sorun değil. PP'yi zaten o dolduracak. Kaybını karşılar 600 PP'ye kadar. Free trade'i genellikle Amerika'da unutuyorum. Hatta demokrat oynamadığım için unutuyorum genellikle. Anadolu sivilini hala geçemedim. O biraz datsız oldu. Ama zaten sivil bası biz için çok da dert değil. Amerika'nın en büyük debuff'ı zaten buhran. Diğer o kadar dert değil. Japon-Sovyet ittifak, evet. Yani kural olmadığı için takılıyorlar. Sovyet'ten gold reserve'ı dızlasam çok güzel olurdu. Buradan soldan gideceğiz. Direkt tık alıyoruz. Çok keyifli oluyor. Zaten artı bir resource slot da var burada. Altı resource slot'a çok hızlı ulaşıyoruz. Yarkında Meksika yiyecek miyiz? Ha, yok, ona elimine girelim. Var propagandayı da aldık. Tamam, buhranı bekliyoruz şu an. Buhran gelirse rahat rahat gideriz. Yine de şunu bir alayım. Şey de bizden yana kongrede. Ya buhranı rahat rahat gidebiliyorum. Yeni submarine'e de girelim. Birazdan civilian'dayız. Tamam, ciddi olalım. İlk hedefimiz nereye? Valla ilk hedefimizin olduğunu düşünmüyorum. Aslında hedef biziz. Hedef bizi Typhoon. Yani muhtemelen onlar bize saldıracak. İngiliz faşo, Alman faşo kaldı. Bize dönecekler ya. Bariz belli değil mi? Yok, İngiliz, pardon, Alman otokrat dönüyor. Bak bu bazı şeyleri değiştirir. Submarine limiti kadar submarine'imiz olsun. 300 submarine aynı anda tıklanabilecek. O bize yetir. Bunu aldığımız zaman da zaten çok şey olacağız. Oynarız Yunan. Benim de aklımda var. Evet. Ne oldu? Biz İsrail ve Jordan adlı iki toprağı aldık. Burada güzel projeler düşünüyoruz. Ve demokrat bir dostunuza desteklemek ister miydiniz? Muhtemelen hayır, istemem. Umurumda değilsin yani. Ama biz burada kola fabrikaları falan yapacağız, yani büyük bir proje. Pek ilgilenmiyorum ya. Peki orada üstünüz olsun istemez miydiniz? Hayır, istemezdim. Kıbrıs alırsam belki. Kıbrıs'ı belki. Kıbrıs'ı Türkler almış. Ben sana daha güzel bir toprak sunuyorum. İçinde de sivili de var yani. Yok, istemiyorum. Bedava kola diyorum ben sana. Yok, istemiyorum. Hoşuma gitmiyor topraklar. Peki bizim büyümemiz adına bir yardımda bulunur musunuz? Yani gold trade'e giderse şey yok, neydi?
Ha, uçağa gidersen eğer uçağı senden alırım işte. Ucuz atmayı parasıyla. Bu. Maksimum ama sivil desteğe gelmez mi yani? Ya bizim şu an ekonomi pek iyi değil. Gördüğünüz üzere İngiliz faşist. Ben biraz gerildim açıkçası. Ben onu bir dolandırdım az önce. O daha da kötüleşti ya. Nasıl dolandırdın? 3 tane toprağa 3 sivil aldım. Neymiş? Tabii. Ağzım iyi laf yapıyor. Yani diğerlerine de aynı şey yapabilirim. Sen güven bana, birkaç tane sıkıştır cebime. Ben senin buradaki dostun olayım. Vallahi şu an inan istesem de sıkıştıramam. Yani gerçekten ekonomim daha iyi açıldı. Ben seni sonra yani sen beni daha sonra dolandırırsın. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Sayın Amerika. He. Nasılsınız? Warp mi yapacaksın cidden? He. Yok abi yok. Şey soracaktım ben sana. Bu İngiliz kapitlerine ayrıldı ya şimdi. Onlara girme yılı 39 mu yoksa daha erken girebilir mi? Ne kalmış? Nasıl istiyorsanız. Bana fark etmez. Sıkıntı olur mu yani? Ya benim için de sıkıntı olacak. Fark etmez bana. Normalde tamam. 39 da yani. O Yugoslav muamelesi yapılabilir oraya. Sıkmış olmasın. Hı. Tamam. Bir de yemek yemiş miydin abi sen? Ben yedim. Karnı aç mı? Ha, tatlı tamam yemediysen ya. Bizim bir krizi mermileri var, onu verebilirim. Kalbini kırmak istemem de benim 6 motorlu uçaklarım var. Ya boşuna donanma basmanı tavsiye etmiyorum sana. Bizim de 10 motora bir yıl kaldı ya. Bir yıl ben şey yaparım, çekilirim anakarama. Hayırlısı. 40 yıl ilerideyiz dünyanın. İngilizler de öyle diyor bakalım. Biz tamam, de o zaman sivil ekonomimize geçtik, buhrada kaldırdık yani. Çok hızlı olmuş ya. Evet. Nasıl oldu? Dediğin şeyleri geri alıyor musun şimdi? Yok, ben yanında bir de kariyer mermisi hediye edeceğim. Sen diyorsun illa bana 4 motorlu uçakla vur. 6 motorlu uçakla vur. Benim yanımda Sovyet'im var ya. Korur yani, beni. Valla İngilizlerle Almanlar da bana girecek gibi. Fark etmez yani. Bakalım. Yani onlar girerse ben girmem. Bilmiyorum. 4 milyondan gelmeyiz. İngiliz şey yaparsa hani bir deliliğe vurup kendini saldırırsa hayatının şokunu yaşayacak. Bakalım kolop atıyor şu an. İnandı yani. Kolop ha? Ha kolop atıyor paşam. Gerçekten inanmış. Milyon hocam şimdi haberi yok. 300 sapların da çektim. Aynen 300 sapların da çektim şimdi bekliyorum. Hadi gelsin. Burası onun Vietnam'ı bile olmayacak. O Kanada'ya güveniyor ya. Güvensin. Dedin yani Kanada istediği kadar güvensin. Bizden alışık herhalde ya. Şey güçsüz çıkacak zannediyor. Aynen. Veremediğimiz. 200. 200 sivili geçtim şimdi. 250 tıklayacağım. Zaten. 19 İnşallah ben başlarım ya. Çin savaşına. Başlarım gibi geliyor ya. Kolop atman gerekiyor ama onu. Kolop atmazsa uzun sürer. Yani uzun sürmeyi geç şey olur. Topraklardan. Gerçi Greater Japon koruyacaksın ya. Vur geç. Ama geç düşersen her türlü kolop at. Şimdi Kanada'da gidiyorum hocam. Kanada'da zaten Monroe doktrini var da o şekilde çalışmıyor ya. İngiliz orayı alıyor her türlü. Bakalım benim şu İngiliz'le bir görüşe mi bakalım ya? Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz abi. Beni çağır mısın? Üzerimdeki ajanlarını kaldırmak için sana çok limitli bir süre veriyorum. Yoksa bunu savaş sayacağım. Ajanım yok. Ajanla açmadım. Kimden bu üzerimdeki ajanlar kimin? Benim seninle işim yok. Öyle mi? İşim yok benim. Batı değil. Ben Fransa'ya gideceğim. Haberin olsun diye söylüyorum. Bili basmaya başladım. Debuffsız. Biraz erken başlamışsın ama. Evet. Niye? Benim hiçbir debuffum kalmadı ki. Civil'in ekonomideyim. Fark ettim. Evet. Aslında Amerikalılarla eski dostusu ya. Tabii. Ben Kanada'dan palımı pırtımı toplar gideyim biliyor musun? Gidersen seninle hiçbir işim yok. Giderim. Tamam gidersen seninle hiçbir işim yok benim. Hatta şu an bile gidiyorum. Nerede git? Zaten benim papatım değil bakarsın. Gördüm onu. İsyan ettiler hainler ya. Paşa olunca öyle oluyor. O eski hükümetimizin salaklığı. Hükümeti düşürdüler. Artık kimin bilmem. Tamam o zaman. Ajanlar benim değil haberim olsun. Tamam. Valla bilmiyorum yakaladığım ülkenin sorun iyi olmayacak. Ben bir söyleyeyim o zaman. Alman değil mi? Yanmaz. Bir sorayım. Hadi görüşürüz. Ben cömert bir cömert demişim. Ben tatlı dille uyarımı yaptım. Çak gideceğiz ekonomiden ya. Zaten şu an staff alıyorum. Başka bir şey kalmadı zaten. Yalnız ya. FDR bak ayıp ediyorsun. O ajan benim değil. Kimin? Fransızım. Sana. Ne demek Fransızım? Bilmiyorum ben koydum. Yakalarsam. Bileceksiniz yani. Yakalarsam ilk iş onun canını okumak olacak. Ya vallahi bak gazetecileri ben daha yeni salacağım piyasayı. 15 günü var. Ben atmadım. Bilmiyorum ya diyorum ya sıkıntı yok atabilirsiniz. Ama yakaladığımda da ondan sonra hani dayı geldi. Raid'e tuttu. Çıkarma attı gitti demek yok ha.
Abi efendim, tabii tabii. Siz ilkin kendi depresyonunuzu kaldırın öyle gelin. Kaldırdım. Gidin. Sivil ekonomideyim ayrıca. Ne güzel ya. Allah şey yapsın. Allah bereketini arttırsın diyelim. Valla biz bıyıklıyı indirdik. Çok fazla bıyıklar vardı. Sevmiyordum ben zaten. Valla şu an 15 sıra sivil bakın basıyorum. İngiliz hükümeti de burada. Fransızlar attığını söylemedim az önce. Dedi. Ya Fransızın harcı mı bana şey atmak? Peki niye direkt benden bildiniz? Ne bileyim seninle bir çekindik şey çekiştik ya. Hani dedim acaba gocundu mu bana? Yok. Ben benden düşükleri gocunmuyorum ya kusura bakmayın. Biz seninle her türlü savaşacağız o zaman. Beklerim. Peki. Alman panzerlere Amerikan ordusunun üstünden geçecek. Amerikan ordusunu Avrupa'da panzerlerini yakında sokacak kadar eşek değilim. Önce senin bütün fabrikaların üretimini durduracak kadar bombalayacağım. Bak sana tarifeyi şimdiden söylüyorum. Ağır bir bombardımana tutulacaksın. Evet. Ondan sonrasında yere lojistik vuracağım. Senin panzerlerin iş görmez hale gelecek. Ondan sonrasında ilerleyip seni tanklarımı ezdireceğim. Anladım. Çok güzel rüya görüyorsunuz ya. Yalnız Luftwaffe bunlar olurken uyuyacak değil mi? Muhtemelen evet. Tabii. Mantık olan da o. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ya, dost kazanmaya devam ediyoruz. Gelsin bakalım şu Fransız'da. Selamlar. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Amerikan Fransız kardeşi diyorum. Sen ne diyorsun? Valla üzerimde bir ajanlık dalgası var. Suçu sana attılar. Dedim ben onlara da. İlk üzerinde ajanı yakaladığımın ülkesinin içinden geçeceğim. Gazeteciydi de ya. Gazetecileri çektik ki nispeti yok. Fransız Amerika kardeşi diyelim şimdi abi. Bir de istediğin bir toprak var mıydı ya? Var. Kronim toprağın adırım aslında senin. New Caledonia. New Caledonia. Valla 3 veririm. 4 diyelim kardeşimiz var. 3. Artı sağ olmanda savaşa girersen petrol bağlarım. Tamam da bağladım. Tamam bakalım. Evet, burada bak benden duymuş olma abi. Ajanlık atan ben söyleyeyim bu İngilizlenen vatan aynı. Ben değilim kesinlikle. Ya yakalarsam öttüreceğim. Hani haberi olsun. Artık evet. Kim bilmiyorum. Abi. Hadi bakalım. Milyonacağız şimdi. Early mob'a geçip. Herkes birbirimiz için yakalanınca göreceğiz. Şu ekonominin son şeyinde gidelim 300 pp verip o zaman daş gibi olacak. Sıfır kansı bir gülse yaklaştıracağız ülkeyi. Şöyle yapacağız o siviller geldikten sonra ki o kadara kalmaz. Önce bir altyapı atacağız kaynaklara. New Deal etkisi de var ya. Gideceğiz sonra. Buff ister miydiniz? Evet. Şimdi siz ekonomik olarak kötü bir şeydesin. 3 versen yeter ya. Ekonomik olarak kötü bir şey demeyeyim. Aynen kötü bir dönemdeyim diyordun ya. Yo değilim. Öyle dedin. Bir zamanlar öyleydi ama şu an öyle değil. Tamam o zaman 4 olsun. Diğerlerine 7 dedim. Yok canım. 7'ye sen onu birini Sovyet'e 7 dedim. Dur bir bakayım dedi. İngiliz'e 4'e kakaladım. Alman'a da gönlümden koptu. Sen bana kaç dedin? 3 mü 4 mü? 3 ver ya 3. Seni de sevdim çünkü. Ay Triti sakın kabul etme. Yok et. TP'm gidecekti ya. Tamam geldi mi? Geldi. Tamamdır. Ekonomi çok iyi aynen. Buraya mil basmam lazımmış. 125 güne basılır mı ya? North. Senato görevini unutmuşuz ya. 120 güne gelir aynen. Şey basıyorduk. Altyapıları basıyorduk. Çeliğe, alüminyuma, zarta, zurta basacağız. Hemen altına mil basacağız zaten sonra. Merhabalar. Evet. Biz sizin üretiminizi çok beğendik. Hı hı. Sizin üretiminizi biz kendi topraklarımıza da entegre etmeyi düşünüyoruz. Alır. Yollarına regression yaparsın. Bir 80 güne gelir efendim. O bana gelen bir şey değil ya. Benim. Var mı bizlerden bir isteğiniz? Canınız sağlığı. Görüşmek üzere. Şimdi öptüm seni. Buyur Federeciğim. Demek ajanları Fransız gönderiyordu. Ha? Ne ajanı? Artık kafayı tamamen sende taktım. Sana taktım. Beklerim ama ben bir şey göndermedim. Lan bırak. Kulpa sıkma bana. Geleceğim. Abi. Harbiden arkadaş. Geleceğim ve senin canını çok fena yakacağım. Seni ya tekrardan, bekliyorum olmasan da. Hollanda'ya göndereceğiz. Şu soracağım sana Enes abi. Efendim canım. Avustur şeyi kabul etmedi. Ben Avustur'a girebilir miyim şimdi? Yapma. İttifaktan çık. Hayır senin için diyorum yapma. Kor olarak gelmeyecek çünkü onu yaparsan. İttifaktan çık Avustur'la ittifak kur. Eventi tetiklersin alırsın onu tamam? Tamam abi tamam. Hoşçakalın. Şey. Yok kor olarak gelir işine yarar o yüzden diyorum. Tamam abi tamam. Tamam. O şekilde bak. Yaparsın. Şöyle mile de başlayalım yavaştan. 92 tane submarine kaldı da biraz dockyard da atalım araya ya. Bakın Fransızlardan şu Hollanda'dan Suriname toprağı isteyeyim. Ya gel oğlum işte ya.
Selamun aleyküm mübarek. Hoş geldin mübarek. Şey diyorum sana ya. Büyük Daçindi, adamsın. Daçindi topraklarından bana satsana bir şeyler. Parasıyla alırız. Atarım tabii. Kaç? Nereler istiyorsun abi? Vallahi Sumatra'ya da Java. Eğer diyorsan ki kullanmayacağım, onun yerine ben sana fabrika yığdırayım. Kaç fabrika atabilirsin abi? Güzel Kalima, bütün Asya'sı için sana 20 fabrika veririm. Ya şimdi bütün demeyin de bir toprak da bende kalsın. Kalimantan bende kalsın. Kalan hepsini ben sana 20'ye bırakayım. Olur mu abi? Olur. Tamamdır. Anlaşık diyorum o zaman. Aynen. İyi günler abi. Tamam, bitirinceye gel. Veririm. Lastikler de çok değerli. Dışarı Amerika 70-80 dönüyor. Biraz tat kaçırıyor. Staff alalım. Son staff'ı da alalım. Ya Air'de biraz geride kalacağız. Zaten Air'i geç üreteceğiz ama ya da bir mil staff alalım ya. Staff alalım. Air toparlanır. Renk ödü rotate attırız. Şunu almayı unuttuk. Alalım. Zaten 25 gün uçak geliyor. Çok dedin oğlum. Ya yok, Fransa'da biraz güçlü çıksın diye. Ha bu kendini böldü. Bu yolu o kadar güçlü değil ya. Ama sen bilmediğin yola niye gidersin oğlum ya? Efendim Federe. Sen geri birleşemediğini biliyorsun değil mi? Ayrı ayrı mı oynayacaksın, ciddi misin? Hayır. State transferden biliyorum. Papatlarımı şey yapabilirim şu an. Tamam. Ben senin için söyledim sadece. Yok yok, biliyorum. Korum hepsi zaten de. Hepsini toplu bir şekilde anneksiyebiliyorum. Okey. Engine de geldi. Uçağımız hazır. Uçağa girebilirim artık. Tamam, 50 dok yardımımız var. Bakalım Japon'a. Rahatız ya. Ağır mil sanayisiyle ezeriz. Şimdi uçağımıza bakalım. İlk başta standart tarife gideceğim. Ama bu galiba yetmeyecek ya. Ya heavy taretti maretti yapayım dedim ama yetmeyecek. Alüminyum ucuzlatması da giriliyor buna genellikle ama. Engine'in 3'üne girelim biz. Okey. Biraz kötü bir varyant ama denemek istiyorum. Zaten RP'de yapamadıklarımızı yapmak istiyorum. Thunderbolt gelsin. Ama aklımdaki varyant bu değil. Daha iyisi. Alman güçüm çıkacak. Değil. Bence güç çıkmayacak. Biraz hayal kırıklığı yaşayacaktır. Daha doğrusu üretim olmayacak. Abim habersiz gelmişti. Binleri alabilirim. Hemen bağlıyorum sana. Veriyorum bir saniye, dur. Bir dakika. Şunu da kabul et. Geri kalanı da oradan yollayayım. Bir saniye rica edeceğim. Hemen bağlayacağım. Vereceğim. İşte iyi teklif yaptık ya. Ama ömür billah lastiksiz kalmayacağımızın garantisini aldık. Uçak sirketi yanlış değil olması lazım. Hayır. North American gitmem gerekiyor. Ne alakası var? Ha, ben bu şirketi seviyorum Amerika'da. Bu şirketin olayı şu. Range. Sen bunu basabilirsin. Bu da fena değildir ama ben bunu daha çok seviyorum. 2600 range oluyor. Kalimantan onda kalacak. Japon biraz kötü çıktı da bizim düşmanımız çok. Öyle dengeliyoruz işte birbirimizi. Fokus on Asya gidelim. Ya da dur ya. Ne fokus on da Asya gidiyorum. Avrupa gideyim de şuna itlik yapayım. Selamünaleyküm. Ya sen benim kıtamda ilerliyorsun ve bana destur hicazet almadan, hayırdır ya? Valla dostane ilişkilerimiz için Enes abicim, hani Avrupa'ya açılan kapıyım, o kadar söyleyeyim. Avrupa'ya açılırım her an. Bundan sonra daha fazla gitme. Canım Brezilya benim bütün emelim, başka bir şey değil zaten. Ben Brezilya'mı alacağım, oturacağım, başka hiçbir işim yok. Tamam, o kadar bizim için uygun. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Yoktu. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Bir tık daha tüfek vereceğim. Dev kaldırdı geliyor. Dev bundan sonra USS yani United States of War Economy'ye geçti. Hatta taaak dayı. Gubarmış bir şekilde gelecek. Biz Asya'ya yavaştan bir şeylerimize gidelim. Yani zonlarımıza bir gidelim. Selamun aleyküm abi. Almanlar sana girecek galiba değil mi? Yani şu an bir üçlü koalisyon var gibi bana karşı. Bir İngiliz, bir Alman, bir de Arctic. Adriyatik mi? Evet, Adriyatik. Üçü bana girecek gibi ama yani sıkıntı değil, tutarız da yani. Ya abim istiyorsan bir ittifaklık bir olabilir. Fransız Amerikan dostluğu. Evet, Lightfall'u cüzdatmamadan alırız onu hemen, dur. Aslında şey olabilir ama bilmiyorum. Fransız Amerikan dostluğu olmayacak da ne olacak? Ya İngilizlerden korkmana gerek yok. Biz donanmada şu an çok iyiyiz. Silah zaten %150'de militerimiz var, %10 yardımımız var. Seni yedirtmeyiz ya. Tamam, ittifak kuralım. Büyük adamsın var ya, sen ağzından bal damlıyor. Büyük adam ya. Abi peki bir şey diyeceğim, toprak dağıtımını nasıl yapalım? İngilizleri sana bırakayım, kalan tüm Kara Avrupa'sını ben alayım, ne diyorsun? Bilmiyorum ama şöyle bir şey var, sana karşı defansif savaşa katılırım. Senin açtığın ofansif savaşa katılma. Ben ofansif zaten gitmem, ofansif. Öyle bir şey yapmam. Ya bunlarda beni görüp sana girmez ama. Ben sana dikim. Evet. Ya
savaş açtıkları gibi bir ittifak hemen hızlıca. Ya biz bence oluyor. Niyetimizi şimdiden belli edelim de. Bir dakika, Alman'ın papıtlar mı oluyor? Bunlar anneksi. İngiliz ittifakında mı? Tamam. Alman ama İngiliz dediğim. İngiliz, İngiliz. Ben de hatalım. İngiliz, İngiliz. İttifak kurmaya git. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Nasıl kuracağız? Sen de ben kuramayabilirim bir ihtimal. Ya, ittifak da o kadar da gerek değil ya. Volunteer'dır, ekipmandır. Sen volunteer, volunteer'ı göremezsin de. Dur bakayım bir. Mesela garanti atayım ya. Herhalde garantiye de girecek kadar delirmemişlerdir. Göreceğiz bakalım. İnşallah. Bu arada abi Afrika'dan toprak ister misin ya? Casablanca'yı ver bana. Orada üs olsun. Casablanca ve civarını. Paniş Afrika, Casablanca, Marrakeş'i ver. Avrupa'da bir ayağım olsun. Oraya ordu yiyeyim. Bana da destek olsun yani. Bir sivil at da yani. Oğlum ben sana zaten atacağımı attım. 20 sivil oraya çok. Kafanı vurup da alabilirdim 40 yılında biliyorsun. Kelepir fiyat yani. Bir şey diyeceğim de kelepir fiyat 20 sivil oraya da. Ya kelepir ama düşmanlara da satabilirdin. Ya da diyorum sana kafanı vurup alabilirdim. Almadım. 20 fabrika havadan. Çok şeydir, zor durumdayım. Racon da kesemiyorum abi. O tarz laflar etmesek. Kafanı vururdum diyor. Olmaz diyorum. Ya Amerika şey. Donanman yok. Bir şeyin yok. Doğruları konuşuyorum. Askeri güç olarak değil zaten. Hani Navy gücüyle alırdım burayı sende. Alırdın da o savaş bitmez ya. Benim anakaran çıksam... Ya anakaran umurumda değil. Lastiği geri alırdım diyorum zaten. Nasıl? Ben attım sana garantiyi. Sen şu Casablanca'yı ver bana. Oraya ben asker yiyeyim şimdi de. Üstüne var ya bir ayrına bir sivil attı. O kadar sivilin var be adam. Ya garanti attım. Daha ne istiyorsun ya? Ne doymaz adammışsın sen de ya. Ya biz fakir kaldık. Fakirsin. Amerika burası. Abi ya, lanet olası Amerika Birleşik Devletleri burası. Ya tamam. Garibana yardım yok mu? Yok, öyle bir politikamız yok ki yürümeye giren. Tamam abi, bağlayayım ne yapayım. Ya öyle bir politikamız olsa dediğim mantıklı. İyi günler dilerim abi. Hadi bakalım. Lan 100 fabrika uçağı veriyoruz, yediğimiz tarifeye bak ya. Lanet olası Amerika Birleşik Devletleri ha? Ya bu niye bitiremedi ki hala? Attrition, işte kolobu atmanın şeyleri bir konuşalım bakalım neymiş derdi ya. İyi kaybetmiş ama düşmek üzere. Alo. Sen niye bitiremedin o savaşı hala? Kolap atmadığım için bitmedi ya. Demiştim sana ama. Evet, çok haklıymışsın. Bir tane attım da 118'e düştü ya. İşte. Bilmiyorum. Chang dede biter herhalde ya artık. Bir zahmet. Bilmiyorum. Hayırlısı. Yakın zamanda bitecek ama. Sen senin sivile geçmen bana yaradı ama. Neyi? Ben şu var ya debuff, onu rahat rahat kaldırdım. Öyle bir debuff mu vardı senin ya? Yani benle alakalı olan. 125 debuff veriyor ya bana. Şey, Ichigo mu neydi ismi? Öyle bir şey. Sana var support veriyor. Evet evet. Bunu gitmek gerekiyor ya. Sen işte şeye gidince rahat rahat. Yoksa gidemezdin. Bilmiyorum. Bir tık gariban kaldın. Dedim kolobu herhalde atmadı. Evet haklı çıkmışım biraz. Aha. Şimdi bir tane attım da ikinciyi atasaya kesin düşer artık ya. Zaten rahat rahat itiyorum, bayağı paket attım. Ben aslında sana saldıracaktım. Sen öyle deyince bir gariban geldin gözüme. Ha onun için mi çağırmıştın abi? Ne ha, alemdesin seni diye. Yok yok, kocum mu ajana? Ne alemdesin diye bir bakayım dedim ya. Ha işte kötü alemdeyim. Onu fark ettim ya. Tamam, ben biraz İngilizlere musallat olayım o halde. Tamam. Tamam. Efendim? Senin yeni dünyadan gitme vaktin geldi. Benim. Evet senin. Ben ne alaka ya? Git Japon'la uğraş. Japon gariban kaldı. Ben de garibanı. Tamam sen garibansın. Sen bana tehdit olabilecek bir gariban. Sen yeni dünyadaki benim topraklarını ver. Git. Vereyim. Vereyim Amerika. Allah'ın belası bir yerdir. Amerika'daki her karış toprağı. Alüminyum dahil istiyorum. Nasıl? Brezilyalılarla anlaşacağım. Brezilyalılarla konuşuyoruz. Umurumda değil. Brezilyalılar verirsen gene senle savaşırım. Tamam çıkalım. Veriyor mu? Veriyorum, verdim. İyi. Gariban buldun, hemen tokatla sende. Ya vermeseydin 300 tane submarine ve ben gelecektik biliyor musun? Garibans, ne yapalım? İttirayet yaparım. Yapmam. Hiç mi? Hiç. Yaralı parmağın olsa işime. Düşerin dostu olmuyor işte, burada görüyoruz. Düşmeseydin. Ayağımı kaydırdılar. Ne yapayım? Kaymasaydın mıydın diyeceğim. Kaymasaydın. Dün gün gelecek, ben senden alacağım intikamı. Öyle mi? Bekle bekle. Enes abi. Efendim? Bir save'e geri dönebilir miyiz abi? Oha. Ya ne yaptın sen lan? Ya ben Grönland'a şeye verecektim. Nordic'e verecektim. Yanlışlıkla kendi anakaram verdim. Tamam, save varsa dönelim. Var var. 1 Mart'ta var. Tamam hadi dönelim. Benim hatam, çok özür dilerim abi. Çok çok güzel vermişsin ülkeyi yalnız. Evet abi. Rengi güzel olmuş en azından abi ya. Aynen. Peki merhamet edin efendim desem bir dönme şansı yok mu? Yok.
Merhamet edin efendim. Sen ambargo atmadın mı dua et? Açım ya biraz. Alüminyum ya azıcık bir trade yapalım 2'ye 1. Açık kardeşim orada olduğu kadar al işte. İyi tamam. Burası lanet olası Amerika yalnız, Birleşik Devletleri anladın mı beni? Yalnız alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste derler. Hiçbir abi davet attım sana. Evet. Hiçbir bok olmaz derler. Genellikle o mazlumların çektiği dizilerde olur kardeşim. Bakacağız. Şu an için pek bir yani savaşa girsek şansın olduğunu düşünmüyorum. Sen kendi şansın olduğunu düşünüyor musun? En azından dürüstsün. Verdin toprağımı gittin bak paşa paşa. Gittim işte. Ya alüminyum Asyaz. Toprağını ben alayım ya. Yok direkt savaşırız. Ne kadar gemin var? 500. Çokmuş ya. 300 tane 40 sapmanım var. Bizde de bahtı kötü gemi var, gemiler var işte. Daha bakımını yapmadık. 120 tane dok yardımla Destroyer, Land Cruiser da basıyorum. Sen Fransa'yı korur musun ya? Onu sen. Korurum. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın ya. Yani o yılan işte boynunu kırmasın diye sen bu toprakları ver git. Verdim al. Az önce aldığınızı. Başka bir şey isteme yeter. İstemem. Tamam. Benim ya aslında Malayan'ı da isterdim de benim Latsim var. Şimdi bu konuda çıkarmam. O kadar değil. Tamam hadi görüşürüz. Yazın merhamet edin kombosu yapalım ya.